Arkadaşlar merhaba, Panda Pen'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle sosyal bilgiler 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı çalışması yapacağız. Hep birlikte başlayalım. 1. soruda aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu tablo üzerinde çarpı işareti koyarak belirtiniz demiş. Bakalım, cümleler, ifadeler. Go ve Edu uzantılı internet sitelerinden en güvenilir bilgilere ulaşılır. Evet, Go ve Edu uzantılı internet sitelerinden en güvenilir bilgilere ulaşılır. Çünkü government ve education yani devlet ve eğitim anlamındadır. O zaman doğru bir bilgidir. İnternette indirilen dosyalar her zaman güvenlidir. Hayır, her zaman güvenli değildir. Yanlış bir bilgidir. Ülkemizde toplam 7 coğrafi bölgemiz vardır. Evet, 7 tane coğrafi bölgemiz vardır. Kişiden kişiye değişmeyen bilgilere olgu denir. Varlığını deneyle kanıtladığımız bilgiler olgudur. Bu da kişiden kişiye değişmez. Herkesçe aynıdır. O zaman doğru bir bilgidir. Kültürel değerlerimiz sürekli sabit kalır ve değişim göstermez. Hayır, zamana göre kültürel değerlerimiz değişir arkadaşlar. O yüzden yanlış bir bilgidir diyoruz. İnternetten araştırma yaparken yalnızca tek bir siteden bilgi alınmalıdır demiş. Hayır, internetten tek bir siteden bilgi alırsak yanlış yapmış oluruz. O zaman yanlış işaretliyoruz biz de. Kaynağı belirsiz sitelerden dosya indirmek bilgisayarımıza virüs bulaşmasına neden olabilir. Evet, bu doğrudur. Hititlerin başkenti Sardes şehridir. Hayır, Hititlerin başkenti Hattuşaş'tır arkadaşlar. Sardes ise Lidya Krallığı'nın başkentidir. O zaman yanlış bir bilgidir. Bilgilerimizi araştırırken sadece internet sitelerini kullanmamız gerekir. Hayır, yanlış bir bilgidir. Sadece internet siteleri kullanılmaz. Resmi kurumlar ile ilgili şikayetlerimiz mektup yoluyla resmi kurumlara bildiririz ve cevap alırız. Mektup yoluyla değil, dilekçe yoluyla mailler, e-mailler artık var. O yüzden yanlış bir bilgidir. İlk bölümümüzü bu şekilde tamamladık. İkinci bölümümüze geçebiliriz. Aşağıdaki teknolojik buluşlar icat edilmemiş olsaydı sonuçları neler olurdu? Buluşlarla bu buluşların olmamaları durumunda sonuçları eşleştirmiş demiş. A'ya bakalım. Dünyadaki gelişmeleri görüntülü olarak takip edemezdik. Görüntülü olarak takip edemezsek o zaman görüntülü olarak neyi bulacağız arkadaşlar? Televizyon olmasaydı olurdu bu cevabımız. 3 yazıyorum buraya. Ülkeler arası yolculuk haftalarca sürerdi. Yolculuk demiş. Evet, yolculuk dediğine göre uçak olmasaydı buraya da 5 numarayı yazıyorum. Uzaktaki yakınlarımızla görüşmek için yanlarına gitmek zorunda kalırdık. Görüşmek, iletişim kurmak dediğine göre telefon olmasaydı. 1 yazıyorum. Evimizde elektrikli araçlar kullanılamaz ve icat edilemezdi. Elektrikli araçlar demiş. O zaman elektrik olmasaydı olacak cevabımız. 2 yazıyorum. Zamanı belirleyemez. Günün hangi vaktinde olduğumuzu anlayamazdık. Ne kaldı? Saat olmasaydı. Buraya da 4 yazdım. Böylelikle ikinci sorumuzu bu şekilde tamamladık. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Aşağıda verilen teknolojik buluşları kullanım sırasına göre yazınız demiş. Bakalım, birinci görselimiz, evet bu 1 olacak arkadaşlar, ilk iletişim şekli. Daha sonra bakıyorum B, C, D, evet D 2 olacak. Yazalım. Daha sonra telgraf C 3 olacak. Sonra ne geldi? Telefon. Bu da 4 olacak. En sonunda cep telefonu. Bu da 5 olacak arkadaşlar. Böylelikle 3. sorumuzu da cevapladık. 4. sorumuz şöyle. Seçenekleri dikkatli okuyunuz. Depremin felakete dönüşmesine engel olacak önlemler hangileri ise solda yer alan kutucuğa çarpı işareti koyunuz demiş. Evet, depremin felakete dönüşmesi diyor. Ormanlık alanlarda ateş yakmama bu yangın felaketini önlemek amaçlı değil. Zaman zaman deprem tatbikatları yapmak. Özür dilerim. Evet, bu depremle ilgili. Büyük eşyaları duvara sabitlemek. Bu da depremle ilgili. Binaları sağlam zeminler üzerine inşa etmek. Bu da depremle ilgili. Eğimli arazileri ağaçlandırmak. Bu ise depremle ilgili değil, bu heyelan, erozyonla ilgili. O zaman geçebiliriz. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları dikkatlice okuyun. Tek bir şık doğru, onu işaretleyin demiş. Bakalım.
Aşağıda verilen bayramlardan hangisi milli bayramlarımız arasında yer almaz? Yer almaz demiş arkadaşlar. Kalemimizi alalım ve işaretlemeye başlayalım. Nevruz Bayramı, Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı. Soru, sınavda da dikkat edeceğimiz şey şurası. Almaz diyor. O zaman Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bunlar milli bayramlardır ama Nevruz Bayramı milli bayram değildir. O zaman A seçeneğimizi işaretledik. Diğer bir sorumuz şu şekildedir. Buluşların ortaya çıkmasına en çok aşağıdakilerin hangisinin etkisi olmuştur? En çok dediği için bakıyoruz şıklarımıza. İnsanların zaman içinde değişen ihtiyaçları. Evet, bunun etkisi çok olmuştur. Ulaşımda zorluk çekilmesi, teknolojik gelişmeler, ticaretin oluşması en çok dediği için arkadaşlar insanların zaman içinde değişen ihtiyaçları A seçeneğimizi işaretliyoruz. A seçeneğimiz doğrudur. Diğer bir sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi girişimcide olması gereken özelliklerden biri değildir? Bakın ne dedi? Değildir dedi. İşaretleyelim. Bir işi yaparken kendine güvenir. Evet, girişimci kendine güvenir. Yeni şeyler öğrenmeye istekli değildir. Yeni şeyler öğrenmeye isteklidir. Cevabımız B seçeneğidir. Diğerlerini de okuyalım. Yaptığı işlerde cesur ve atılımcıdır. Evet. Her zaman dürüst davranır. Evet. O zaman B seçeneğimiz doğru cevabımızdır. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özellikleri arasında yer almaz? Yer almaz diyor arkadaşlar. Almazı işaretledik. Sınavlarda da dikkat edeceğiz. Çevresinde yaşanan gelişmeleri takip ederler. Evet, bilim insanlarının özelliği çevresindeki yaşanan gelişmeleri takip etmesidir. Etrafını izlerler ve deney yaparlar. Evet. Tek amaçları para kazanmaktadır. Para kazanmaktır. Bilim insanlarının para kazanmak gibi bir amacı söz konusu değildir. Meraklı, cesur ve sabırlı kişilerdir. Evet, bilim insanlarının özellikleri arasında bunlar da vardır. O zaman C seçeneğimizi işaretledik. C seçeneğimiz doğru cevabımızdır. Ödev yaptığımızda veya bir şeyi araştırırken yararlandığımız eserleri, kitapları, dergileri çalışmamızın hangi bölümünde gösteririz? Kapak kısmında, ödevin başlangıç kısmında, kaynakça bölümünde göstermemiz gerekmez. Evet, ödev yaptığımızda kaynakça bölümünde gösteririz cevabımızı, kullandığımız kaynakları. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Hemen işaretleyin. B seçeneğini kaldıralım. Evet, cevabımız C'dir. Aşağıdakilerden hangisi buluşların ve teknolojik ürünlerin faydalı olan etkilerinden birisi değildir? Yine ne demiş? Değildir demiş. Hemen işaretledik. İnsanların ihtiyaçlarını giderirler. Evet. İnsanın yaşamını kolaylaştırırlar. İnsan yaşamını, evet. Çevre kirliliğine neden olurlar. Evet, maalesef oluyorlar. İnsan ömrünü uzatırlar. Teknolojik ürünlerin, buluşların böyle bir özelliği yoktur. D seçeneğimizi işaretledik arkadaşlar. Thomas Edison demiş. Diğer bir sorumuz. Ampulü bulmak için 2000'den fazla deneme yapmış. Denemekten vazgeçmemiş ve sonunda ampulü bulmuştur. Bu bilgiye bakarak Edison hakkında ne söyleyebiliriz? Gözlemci bir yapısı vardır. Sabırlı davranmıştır. Tutumlu bir özelliği vardır. Şüpheci hareket etmiştir. Evet, 2000'den fazla deneme yaptığı için arkadaşlar burada cevabımız sabırlı davranmıştır. B seçeneğimiz doğru olacaktır. Geçelim diğer bir sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi internette doğru ve güvenilir bilgiye erişmek için dikkat edilmesi gerekenlerden biri, gerekenlerden değildir demiş. Değildir işaretleyelim ve okuyalım. Eskiden bilginin kaynağına ulaşmak için ansiklopediler, kütüphaneler ve kitap evleri en çok kullanılan araçlardı. Bilgi ve iletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde ise bütün bilgilerimize interneti kullanarak ulaşırız. Ama değildir demiş. Bakalım, farklı web sitelerinden bilgileri karşılaştırmak. Evet, bu cevabımız doğrudur. İnternette karşılaşılan her bilgiyi doğru kabul etmek. Hayır, tabii ki internetteki bilgilerin hepsi, her şey doğru olacak diye bir şart yok. B seçeneğimiz doğrudur. Güncel olan bilgilerden faydalanmak. Evet, internet sitelerini güvenli olarak kullanmak. Yani B seçeneğimiz değildir sorumuzun cevabıdır. O yüzden doğrudur dedik. Normalde doğru bir bilgi değildir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Babası Şirin'e bir mağazadan ayakkabı almıştır.
yeni ayakkabısını sevinciyle okula gülerek giden Şirin, ayakkabıyı almasının daha ilk gününde ayakkabının dikişlerinin söküldüğünü fark etmiştir. Bunu fark eden Şirin bu duruma çok üzülmüştür. Buna göre Şirin'in bilinçli bir tüketici olarak aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz. Olmaz diyor bakalım. Babasına söylemeden kullanmaya devam etmesi bu olmaz. Diğer seçeneklere bakıyoruz. Ayakkabı için ödediği paranın iadesini talep etmesi bu olur. Ürünü aldıktan sonra sorununu ürünün aldığı yeri bildirmesi, evet bunu da bildirmek zorunda. Ürünün yenisiyle değiştirmesini talep etmesi bunu da edebilir ama babasına söylemesi yanlış olur. Yani bizim sorumuzun cevabı A'dır. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgeden başka bir bölgeye göre değişebilen kültürel özelliklerimizden biri değildir demiş. Halk oyunları, evet her bölgenin farklı halk oyunları vardır. Yemekler, her yöremizin farklı yemekleri vardır. Milli bayramlar, hepimizin milli bayramı aynıdır. C seçeneğimiz cevabımızdır. Türküler, evet her yörenin türküsü vardır. O zaman C seçeneğimizi işaretleyebiliriz. Milli bayramlar her bölgeye göre farklılık göstermez. Hepimizin aynıdır. Sınavımız burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Bizimle kalın.